Rahmetli Sabahat'le aldık burayı ta 85 yılında. Ne güzel yermiş. Bir kere bile beni getirmediler biliyor musun? Niye? Çocuklar pek dinlemiyor galiba seni. Benim neyi mi dinlesinler? Elinde balta komşuyu kovalayan bir adam. Onlar da haklı kızım. Neden böyle oldu peki? Bak, gördün mü? Bak, Kıbrıs hatırası bu. Vay be. Ben gaziyim. Kurtulduk ama... kafa yerinden oynadı biraz galiba. Erken emekli ettiler beni. Sonra da çok sinirli oldum Fatma. Keskin sirkenin küpüne derler ya zararı kızım. Benim işte küpte Sabahat. Dayanamadı deliliğime benim. Erken görüştü. İkimizi de şuraya yatırın dedim. Uzak dediler. Geldim ben yattım işte. Uzak mıymış? İyi geldi mi bari? Düşündürdü. Prova gibi oldu. Ah, daha erken erken Sait abi. Bak ne güzel geziyorsun oğlunla. Hep yanında. İlgileniyorlar da. Hı? Hadi çok bekletmeyelim biz de. Merak ederiz kendileri. Hokkabaz mı? Ya sihirbaz. Onun sihirbazlığı bendendir be. Aa, gerçekten? Tabii, bak. Yıllar önce daha evlenmemişiz. Sabahat ailesiyle sinemaya gidiyor yeni doğanda. Açık hava sinemasına. En az haftada 3 kere giderlerdi. Kız kardeş de biletleri alıyor, 5 kişi. Ben dedim ki kız kardeşi kafayı aldım. 5 değil kızım dedim, 6 bilet alacaksın. Ne? Ben Sabahat'ın yanında aile bölümünde tak her filmde oturuyorum. Vay uyanık. Sihirbazlık böyle olur işte. Ama annesi birden uyandı. 8. film demiş ki ulan nedir bu herif devamlı yanımızda be demiş. Sihirbaz. Ay çok tatlıymışsın Sait abi. Asıl sen tatlısın Fatmacığım. Sen bana abi deme bakayım artık.